gazete manşetleri. Birlikte açacağız dediğimiz bu özel sabahta 15 Kasım'da İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta Sözcü Gazetesi ile okumaya başlıyoruz haberleri. Sözcü, bu masumlara nasıl kıydınız? Vicdanınız kurusun, elleriniz kopsun. Eli kanlı teröristler 9 yaşındaki Ecrin ve babası ile 4 masum vatandaşımızı katletti. Geriye yürek dağlayan hikayeler kaldı denilmekte. Bu arada uluslararası ajansların, uluslararası gazetelerin manşetlerinde yine her zamanki gibi haksız, hatalı, hatta hasmane diyebileceğimiz bir takım tutumlar söz konusuydu. Onları da dikkatle not ettik. Nitekim İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı da bu konuda başta Reuters olmak üzere bir takım tepki gösteren paylaşımlar yaptı efendim. Haber yolculuğumuzu şimdi 15 Kasım'ın hava durumu manşetiyle devam ediyoruz gazetesinin manşetine. Hürriyet gazetesi kız kıvrak demiş. Gerçekten de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve özellikle terörle mücadele birimini ve bu konuda görev yapan başta istihbaratçılar olmak üzere herkesi içtenlikle tebrik etmek istiyoruz. Kız kıvrak çünkü yakalandı. İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan Suriyeli terörist Ahlam Albasir İstanbul polisinin kılı kırk yaran çalışmasıyla 10 saatte yakalandı. İşte müthiş operasyonun ayrıntıları. Biz de bu konudaki haberleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Bu kanlı saldırıyla bütün terör eylemlerinde olduğu gibi bir takım politik amaçlar elde edilmek istenmektedir. Çünkü artık hepimizin ezbere bildiği gibi adı ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin birer taşeron olduğunu, günü zamanı geldiği zaman birileri tarafından düğmeye basıldığını ve bu terör örgütlerinin taşeron olarak kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini biliyoruz. Peki bu kanlı planı akamete uğratmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte iki gündür yaptığımız gibi akıllı olacağız, oyuna gelmeyeceğiz. Cumhuriyet gazetesinin manşetine Cumhuriyet terör saldırılarıyla kurguya taviz yok. Altılı masada buluşan liderlerden istiklal saldırısına ortak bildiriyle tepki. Dün Deva Partisi'nde Ali Babacan'ın başkanlığında ev sahipliğinde bir araya geldi 6 lider. Ve o toplantıda tabi parlamenter sisteme geçiş gibi pek çok detayı konuştular. BTP konusunu, ekonomiyle ilgili atılması gereken adımları, yol haritasını ama bunlarla birlikte bir gün evvel meydana gelen kanlı terör saldırısını ve buna verilmesi gereken yanıtı da konuştular ki Cumhuriyet Gazetesi bugün altılı masadaki liderlerin yaptığı açıklama ışığında terör saldırılarıyla kurguya taviz yok haberiyle okulların karşısına çıkmış. Biraz sonra Ali Babacan, İsmail Küçüköy'le demokrasi meydanına katılacak ve bu konudaki sorularımızı yanıtlayacak. O teröriste ilişkin görgü tanıklarının söyledikleri. Sonra Türk Gün'le devam ediyoruz efendim. Türk Gün gazetesinin manşetinde Amerika'nın taziyesini reddediyoruz. Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Güvenlik güçleri İskal Caddesi'nde patlattığı bomba ile 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan PKK'lı haini ve yardım edenleri kısa sürede yakaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'yı desteklediği için Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dileklerini kabul etmediğimizi, reddettiğimizi açıkladı diyor bugün de Türkün gazetesi haberinde. Biraz evvel bir izleyenimizin yorumu üzerine Ümit Özdağ'dan bahsetmiştim. Oda TV'de de bir röportajı yayınlandı Ümit Özdağ'ın. İşte manşet. Türk günden sonra sıra geldi bir güne. Bir gün gazetesi bu kez olmayacak korkutamazsınız. Kanlı saldırı amacına ulaşamayacak. İşte söylemek istediğim buydu. Artık çok acılar çektik, gereken dersleri çıkardık. Bir daha toplumu korkutarak onu manipüle ederek istedikleri politik çıkarları elde edemeyecek. Her kim olursa olsun ulusal veya uluslararası çapta istihbarat olsun, şu olsun, bu olsun fark etmez. Teröre istediği sonucu vermeyeceğiz halk olarak, devlet olarak, millet olarak. Taksim saldırısının arkasında hangi karanlık güç olursa olsun bir gerçek var ki o da ülkenin umudunu, yaşam sevincini hedef almasıdır ülke insanının saldırıya verdiği güçlü reaksiyonu muhalefet partileri de sorumluluk bilinciyle sahip çıkarsa kilit tezgahın işleme şansı kalmaz denilmekte efendim. Dün altını masada Millet İttifakı'nın masasında bu konuları konuştular ki uzun bir toplantı yapıldı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ve orada da birlik ve beraberlik konusunda güçlü bir mesaj çıktı. Ki biraz sonra Halk ekranlarında İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'na buraya dünkü toplantının ev sahibi Ali Babacan, Deva Partisi'nin lideri gelecek ve sorularımızı yanıtlayacak. Önce manşeti izleyelim. Biraz sonra sohbete başlayacağız. Kıyalım. Bu arada Halk TV'nin Ankara temsilcisi arkadaşım Özlem Akarsu Çelik de geliyor. Birkaç dakika sonra sizlerle buluşacağız. Onu da buluşturacağım ve Ankara'nın kulislerini kendisine soracağız. Önce Kara Gazetesi teröre geçit vermeyeceğiz diyor. İşte aradığımız duygu. Taksim'de yaşanan vahşiyete karşı 85 milyon tek yürek oldu. Seçime gidilen hassas süreçte muhalefet de hükümetin sorumluluğuna işaret etti. Altılı Masa'nın ortak açıklamasında terörle mücadele devletin öncelikli görevi bu mücadele sonuç alınana kadar sürmeli denildi. Vahşiyete karşı kararlı duruş vurgusu yapıldı. Türkiye'yi saldırılarla dizayn etmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz denildi. Manşetler böyle. Biraz evvel bir izleyelim. Kim sormuştu? Funda Hanım mıydı? Derin Hanım mıydı? Birisi sormuştu. Böylesine bir dönemde ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı neden Endonezya'da, neden toplantısını, siyahatini iptal etmedi şeklinde bir soru sormuştu. Bu konuda bir haberimiz var. Bu haberi izleyelim. Fakat haberimizde olmayan, sonradan meydana gelen bir gelişme daha var. Erdoğan, Suudi Arabistan kralıyla Salman'la orada bir görüşme gerçekleştirdi.